geldim bakalım yarım saattir neyi çözemiyorsunuz? En az bir takım var diye düşünüyorum ya. Arkadaşını kaldırıyor. Hepinize selamlar arkadaşlar. Hadi Lobby'ye kanalına hoş geldiniz. Bugün rakiplerimizi Lobby'ye göndermek amacıyla military'e atlamış bulunmaktayım. Şöyle C'ye atlamak istemedim. Çünkü direkt uçak üstünden geçtiği için çok kalabalık olur diye düşündüm. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenin, kanalıma abone olmayı unutmazsan beni çok mutlu etmiş olursun. Sonuçta yeni açılan ve büyümeye çalışan bir kanalız. Beni mahcup etmezseniz çok mutlu olurum. Buraya kimse atlamadı galiba. En iyisi biz C'ye gidelim. Umarım böyle 25 leş üstü güzel bir maç olur. Dediğim gibi videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsa beni çok mutlu etmiş olursun. Çünkü YouTube bu algoritmalara dikkate alarak bizim kanalımızı daha çok önerilenleri çıkarıyor. Ve kanalımız çok daha kısa sürede büyüyor. Hemen ben en iyisi ya C'ye gideyim ya da o anten kulesi kısmına gideyim. Çünkü burada kimse atlamamış. Geldim bakalım yarım saattir neyi çözemiyorsunuz? En az bir takım var diye düşünüyorum ya. Arkadaşını kaldırıyor. Soldaki bir anda önüme çıktı. Neyse ki silah yoktu. Vallahi direkt öldürebilirdi. Seni şöyle headshotlayalım. Sağ da var. İki takım var burada, iki takım. Atla at. Buradan nasıl atlayalım? Sağdakine bir sprey attım ama ölmedi. O şaşırttı biraz beni. Bir kişi daha var hala. Ayak seslerini alıyorum. Aynen geliyor. Gel bakalım. Bana ateş etti. Ne alaka? Görmeden ateş etti. Bak 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 bak. Arkadaşlar bu var ya öyle bir hileci ki. Bu yeni tarz hileler arkadaşlar bunlar. Wallhack duvar üstünden vurma. Normalde kendisi duvar arkasında olsa direkt duvarın arkasından vurabiliyor. Bunlar yeni nesil hileler. PUBG Mobile'a son zamanlarda geliyor. Bu arkadaşın hile olduğuna %99 diyebilirim yani. Çünkü siz de gördünüz. Adam daha ben çıkmadan benim üstüme sıkıyordu. Hani pre-fire atsa, çıkacağım yere sıksa tamam ama direkt adam duvara sıkıyordu yani. Bu yüzden ben bu arkadaşın %100 şüpheli olduğuna eminim. Sanırım burası bitti. 6 leş aldık. Bir de C kısmını alalım. Soldan ayak sesi aldım sanki. Aynen. Ha, tamam botmuş bu. Güzel 7 leş oldu. Ayak sesleri geliyor ama nerede olduklarını tam olarak anlayamadım. Herhalde şu radyo kulesinden de sıktılar. Biri evin içinde biri dışarıda. Gördüm. Abi 5 tane M760 mermisi yiyip nasıl düşmedin diyecektim. Adamda DBS varmış. Abi DBS çok şanslıyım ya. Yakın mesafede DBS çünkü affetmez. Oo canım da bayağı az kaldı. Bu takım güzel oynuyordu. Tebrik ediyorum. Radyo kulesi var. Radyo kulesini alalım. Az önce sıktı çünkü ben tam bu binanın üstüne çıkmadan önce. Şunları tutalım. Güzel 3. seviye yelek, 3. seviye çanta. M416'mızı da alalım. Benim en sevdiğim silah M416'dır. Sende ne varmış? İyi güzel ağrı kesici, enerji içeceği. Şu radyo kulesini çıkalım biz ya. Az önce sıktı adam ama şu an hiçbir yerde gözükmüyor. Neyse yine de biz bu kulenin üstüne çıkalım. Çünkü yani militerin neredeyse her yerini görebiliyoruz. Eğer adam varsa dışarıdan direkt indirebiliriz. Yok galiba bunda adam. Az önce sıktı herhalde bitirdiler bu az önce öldürdüklerim. Araba gidiyor. Bir denedim ama olmadı. İleride hala olay var anlaşılan. Sıkıyorlar. Bot galiba onlar. Aynen bot bunlar. Güzel. İki tane bedavadan kill. Çerez gibi arkadaşlar. İki tane leblebi gibi. Seni de bitirelim. Aa, bu M416'nın uzak mesafe hasarı çok düşük ya. Bildiğiniz üzere son güncellemeden sonra M416'nın hasarını bayağı düşürdüler. Özellikle uzak mesafeden yani VSS gibi sıkıyor yani artık ya. Evet. Militeriden 10 leşle çıktık. Ama hala militerde kalan arkadaşlarımız var galiba. Arkadaşlar bu arada tekrar hatırlatıyorum. Gördün beni. İnşallah sen beni görmemişsindir. Görmüş. Tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsan beni çok mutlu olursun, etmiş olursun. Çünkü bu videoları çekmek için çok uğraşıyorum. Özellikle editlerken çok fazla zamanımı harcıyorum. Şu an 0 aboneyiz. Fakat ben 1 ay 2 ay sonra yaklaşık 5000 aboneye ulaşacağımızı düşünüyorum. Hadi Lobby'ye kanalı sizinle beraber büyüyecek. İlk abonelerinden olmak... Çalabilir miyim onu?
Tamam, 11 leş bedavadan bir kill. Bir tane sağda takım var, bir tane solda takım var. Bu arada eğilerek spreyleyelim şu an. Eğilerek attığınız spreyler çok daha kararlı gidiyor yani. Mermiler her türlü istediğiniz yere gidiyor. Yani eğilerek sprey atmak, yani eğer atamıyorsanız eğilerek atmaya çalışın. Tabii böyle uzak mesafelerde. Bir sağda takım var. Onu görsem. Burası iyiymiş ya. Güzel cover var yani etrafındaki şeyler. Binalar. Ne yapsak? Direkt rushlamak istemiyorum çünkü mesafe çok açık olduğundan bir iki tanesini düşürsem maha buggy ile gidiyor. İşte arkadaşlar dediğim şey bu yani. En az 5-6 tane M416 mermisi yedi ya. Acaba susturucu taktığından mı böyle? Çaldı. Bir tane kilimiz boşuna gitti. Susturucu takınca silahın hasar AFK mı o? AFK'ydı herhalde. Ya tuvalete gitmiş. Aa. Nereden sıkıyor ki? Ha, kuleye çıkıyor. Gel bakalım. Abi çok kötü oldu ya. Sanırım verdik arkadaşlar bu oyunu. Gerçi artık sizle konuşmama gerek yok. Çünkü muhtemelen bu oyunu kaybettik. Şu alttan sıkmasın yeter ya. Abi çok kötü arada kaldım ya. Güzel, bu arkadaşa bir mermi attık. Şimdi o enerji falan içerken ben arkasındakini halletsem. Bir tane bir bomba deneyeyim ya. Şöyle çok güzel bir tane bomba atarsak hem sizin için daha güzel görüntüler sergilemiş olurum. Elimden geldiğince sizin zamanınızı boşa harcamamanızı, güzel bir şekilde oyun seyretmenizi sağlamak istiyorum. O yüzden pusmak yerine direkt adamların üstüne rushlıyorum. Sis falan atmışlar. O yukarıdaki canını toplarken ben en iyisi bununla uğraşayım birazcık. Sesini aldım. O da beni fark etmiş. Oo, headshot güzel oldu. Headshot güzel oldu. O headshot atmasaydım adam da beni alabilirdi. Abi sıkıyor. Tamam. Tamam, güvendeyiz. Kitimizi basalım. Yeleğimiz ve kaskımızın bayağı hasarlı oldu. 14 kişi almışız. Güzel. Gördüm seni. Abi şurada bir keskin nişancım olsa. Yine 2 mermi. Şurada bir keskin nişancı, bir kar98'im olsa. 8x'im de var zaten. Direkt indirirdim ama. Etrafından dolaşma tekniğini uygulayacağım ya. Aynen. Burada bir sürü loot var. Acaba sizde keskin nişancı var mı? Yok, bunda da yokmuş. Sende var mı? Yok, sende de yok. Atlıyor. Arkadaşlar aslında adam bildiğin intihara kalkıştı. Aslında birkaç mermi atmasaydım yere düşünce onun çok az canı kalacaktı. Ben alabilirdim kill ama neyse, artık yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum, fakat videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açarsan beni çok ama çok mutlu etmiş olursun. Döndük dolaştık, yine militeriye geliyoruz. Açıkçası kimseyi bulamadım. Yine biz olduğumuz ana üssümüz olan militeriye gene dönelim. Acaba köprü pusu falan yapmışlar. Aa, solda. O bombalar. Abi bomba. Bomba beni çok korkuttu. Seni bitirelim. Girdap Türk. Aslında bitirmeyecektim ya. Bitirmeyecektim. En azından beni alırlarsa arkadaşlarla beraber oyuna devam edebileceklerdi ama önüme atladı. Vallahi kusura bakmayın ya. Ben böyle kimseyi bitirmiyorum arkadaşlar genelde. Özellikle Türkleri. Çünkü en azından beni alabilirlerse. Abi nasıl ölmüyorsun sen? Abi keskin kesinlikle susturucu hasarı düşüyor ya. Kaç. Kaç. Yani bu kadar az hasar atmasının mümkünatı yok diyecektim. Tamam, 17 oldu. Abi susturucuyla kaç tane mermi sıktım ben sana? Nasıl ölmüyorsun ya? Acaba bayılmış olana mı sıktım? Hiçbir fikrim yok. Yalnız az önceki köprü pusu efsane değil miydi ya? Özellikle adamların attığı o bomba beni gerçekten çok korkuttu. Geliyorlar mı? Aynen geliyorlar. Gelin bakalım. Şu arkadaşlara güzel bir misafirperverlik yapalım. Yok, geçmiş olsun. İkisini de lobiye gönderdik sanırım. Abi kör oldum ya. Spey atamadım adam gibi. Başka kimse yok herhalde. Neyse, canımızı toplayalım. Ya bu köprüde güzel şey döndü. Savaş döndü. Ya, güzel fight döndü. Airdrop attı ileride. Bir an şaşırdım adamı görünce. AFK herhalde. Ya bağlantısı koptu, ya tuvalete gitti, bir yere gitti.
Ama yapacak bir şey yok. Ben affetmem. Ama keşke adamın kafasına vurmasaydım. Çünkü 3. seviye kaskı vardı muhtemelen. İnşallah 3. seviye kaskı yok. Gerçi 3. seviye kaskı var. Çünkü Kar 98'de tek yemedi. Keşke kafasına sıkmasaydım ya. Kötü oldu bu. İşaret fişeği. Ama atılmış herhalde mermisi çıkmadığına göre. Aynen atılmış. 6x'imizi takalım. En iyi sprey 6x'de atılıyor arkadaşlar bu arada. 6x böyle 3x'e çekeceksiniz. Ondan sonra çok rahat sprey atabilirsiniz. Yani eğer... Yani bu arada arkadaşlar rehber serisi de yapabilirim. İşte sprey nasıl atılır, nasıl Fatih'e çıkılır tarzı bir şey. Bence gayet yararlı olur insanlar için. Özellikle PUBG Mobile yeni başlayanlar için. Öyle bir seri de yapabilirim isterseniz. Şu airdrop alalım artık ya. Yarım saattir orada dumanı tutuyor. Gözüm kaldı açıkçası. Hakkımızı alalım. Göz hakkı diye bir şey var. Kimse var mı acaba? Alanın da biraz dışında. Şu pembe airdroplar benim hoşuma gitmedi arkadaşlar ya. Yani savaş havasından çıkmış bence. Kimsecikler yok gibi. Orada bir tekne var ama spawn gibi gözüküyor. Aha var. Ayak sesini aldım. Seni bombalayalım. Gel bakalım buraya. Ya çıkacaksın ya öleceksin. Çıkmayı tercih etti. Vallahi arkadaşlar adam şarjörünü yeniliyordu. Böyle şarjörünüzü dikkatsizce yenilerseniz, özellikle mesela 40 merminiz varsa böyle 15 tanesini attıktan sonra şarjörünüzü yenilememeniz lazım. Çünkü yakın mesafede şarjör değiştirmek en az 1 saniye, 1,5-2 saniye sürüyor. Yani direkt mesela adamı indirdim. Bu bir hata mesela. Bu hataları yapmamanız gerekiyor. Kimsecikler yok gibi. Kamuflaj almıyorum çünkü sevmiyorum açıkçası. Yani bu Royal Pass'lere o kadar para veriyoruz. Arkadaşları geldi. Az önceki adam bayılmıştı. Arkadaşı geldi galiba. Abi şöyle güzel bir AVM olsa. Kaç kişisiniz siz? Aynen 2 kişiler. Birincisi gitti. İkincisi de gitti. Yani artık 3x bulduktan sonra, 6x bulduktan sonra sprey o kadar kolay atılıyor ki. Şunlara bir bakalım bakalım neler vermiş. Zaten zırhla kaskımın halini görüyorsunuz. Ne kadar parçalanmış. Güzel. 3 seviye tertemiz bir kask. Sende ne varmış? O işaret fişeği var. Atalım onu. En iyisi burada atmak ya. Orada atacaktım. Alan dışı olduğu için. Fakat burada atmak çok daha iyi. Hadi bakalım. Siparişimizi söylüyorum arkadaşlar PUBG Mobile'da. Şöyle güzel bir AUK. AVM. Ulan tam mutlu oldum derken. AVM ile sıktı bu arada. Çünkü bu kadar hasar atması mümkün değil bana. AVM ile sıktı. Onun bir AVM'sini alalım biz ya. Yeleğimin haline baksanıza. Şöyle enerjimizi de fullleyelim. Enerjimiz her zaman full gezmek lazım. Gördüm. Pencereden sıkayım ki pozisyonu değiştireyim. Hop bir tane headshot. Üçüncü seviye kaskı var. Airdrop almış muhtemelen. Hop ikincisini de attık. Sabit durdu. Birazcık fazla sabit durdu. Herhalde oyuna yeni başlamış bir arkadaşımız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Affetmek yok bu oyunda. Adamın pingi vardı. Bir de elimde K98 ile yakalandım. Bitirebilirdi açıkçası. İyi oynasa bitirirdi. Ayak sesini aldım ama. Of. Bakalım siparişimiz geldi. AVM artı AUK. Abi MK14 Groza hiç sevmediğim iki silah. İkisi de çok tepiyor, çok tepiyor çünkü. Kullanmayı hiç sevmiyorum bu silahları ben ya. Biz en iyisi şu arkadaşın AVM'sini alalım. Gel bakalım ver şu AVM'ni. Aynen AVM'si varmış tahmin ettiğim gibi. Zaten silah 40 mermi toplamış. Tam bir toplayıcıymış. Tam bir piknikçi. Zaten tepede yatarsın. Böyle bu, aslında bu tarz oynamayı seven oyuncular da var. Ya herkes herkese saygı duymak zorunda. Çünkü ya, kimi rushlamaktan zevk alıyordur. Kimi pusmaktan zevk alıyordur. Yani o yüzden kimsenin oyun tarzını yargılamamak lazım. Ama ben rushlamaktan, göğüs göğüse çarpışmaktan çok zevk alan bir oyuncuyum. Son adam nerede acaba? Gerçi bana karşı pek şansı yok ama... Bu alan da güzel vurur. Tamam alandan bir önce çabucak çıktık. Adamın nerede olduğunu bilmiyorum. Sağ tarafta olamaz çünkü zaten oradan geldim. Muhtemelen önünde sol tarafta diye düşünüyorum. Acaba benim işaret fişeğine gitmiş olabilir mi?
Yo, o da alan dışı aslında. İşte bu son fight'lar biraz sıkıntılı. Çünkü adamın nereden geldiğini hiç bilmiyorsunuz. Aha, soldan sıktı. Dediğim gibi soldaymış, tahmin ettiğim gibi. Kulübede misin yoksa ağaçların arkasında mısın? Yukarı çıkalım ya, aynen. Yukarı çıkalım çünkü daha iyi bir görüş açısı. Zaten kar 98 var diye tahmin ediyorum. AVM ile direkt headshot atarız arkadaşımıza. Kulübenin arkasından mı sıktı yoksa ağacın arkasından mı, onu anlayamadım bir tek. Ha, gördüm. Nasıl? %100 headshot gitmesi gerekiyordu. Bu da gitmedi. Bug'da mı acaba diyeceğim de ağaçtan nasıl bug olur? Oo, aynı anda sıktık birbirimize. Adam beni alabilirdi. Evet arkadaşlar, oyunumuz tamamlanmış bulunmaktayız. 3588 hasarımız var. Dediğim gibi videoyu beğenin, kanalıma abone olmayı unutmayın. Video hakkında yorumlarınızı da aşağı belirtmeyi unutmayın. Çünkü ben kendimi sizin eleştirileriniz sayesinde geliştireceğime inanıyorum. Şimdiden teşekkür ederim. İnşallah kısa zamanda daha fazla aboneye ulaşırız diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.